Elimde iki tane iki boyutlu vektör var. Vektör a ve vektör b. Vektör a ve vektör b'yi nasıl toplayabiliriz? Bu toplamı nasıl tanımlayabiliriz? Bunun üzerine düşünmenizi istiyorum. Akla gelen ilk şey, bu iki vektörde iki boyutlu yani iki bileşeni var. Öyleyse neden denk düşen bileşenleri toplamıyoruz? Yani toplamın ilk bileşeni için iki vektörün ilk bileşenlerini toplayabiliriz. 6 artı eksi 4 2 eşittir. Toplamın, toplamın, ikinci bileşeninde toplanılan vektörlerin ikinci bileşenlerinin toplamı ile bulacağız. Bu ne edecek? Eksi 2 artı 4, bu da 2 eşit. İki boyutlu iki vektörle başladık, toplandıklarında iki boyutlu başka bir vektöre ulaştık. Gerçek koordinat alanını düşündüğümüzde bu iki vektör de r2 kümesine dahildir. Bu simgeyi şimdiden alışın diye köşeye yazıyorum. Evet, vektör A ve vektör B, R iki kümesindedir. Yani bir başka deyişle ikisi de ikili sayı dizisidir ve iki boyutlu vektörlerdir. Toplama işlemini bu şekilde gösterdiğimizde mantıklı geliyor. Peki görsel ya da daha kavramsal bir açıklama getirecek olsak ne olurdu? Bunun için önce bu vektörleri çizmeyi deneyelim, görselleştirelim. Önce vektör a ile başlayalım. 6 virgül eksi 2. Bu sayılar bize bu vektörün yatay ve dikey eksende ne kadar uzağa gittiğini gösteriyor değil mi? Vektörün kuyruğunu sıfır noktasına koyacağım. Biliyorsunuz tekrarlıyorum öyle bir kural böyle bir zorunluluk yok ama çizmeyi biraz daha kolaylaştırıyor. Yatay eksende 6 ilerleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dikey eksende ise eksi 2. O halde vektör a böyle bir şeye benziyor. Unutmayın önemli olan büyüklük ve yön. Büyüklük bu vektörün uzunluğuyla belirtilmiş, yön de gittiği istikamet. Bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Biraz önce söyledik, bu vektörü aynı şekilde başka bir yere de çizebilirdim. İlla ki sıfır noktasından başlamak zorunda değilim. Bunların hepsi, bunların hepsi eş vektörler. Hepsi vektör a'ya eşittir. Önemli olan büyüklük ve yön. Aynı şekilde vektör b'yi de çizelim. Vektör b yatay eksende eksi 4 gidiyor. 1, 2, 3, 4. Dike eksende de 4 gidiyormuş. 1, 2, 3, 4 şimdi kuyruğunu bunun kuyruğunu başlangıç noktasına koyduğumuzda bu vektör böyle görünüyor. Evet bu vektör B. Vektör B'yi farklı birçok şekilde gösterebilirdik. Mesela bu da vektör B'dir. Bu da vektör B'dir. Bunların hepsi vektör B. Unutmayın önemli olan büyüklük ve yön. Bu yeşil vektörlerin hepsi aynı büyüklüğe sahip. Yani hepsi aynı uzunlukta ve hepsi aynı yöne doğru. Pekala, A ve B vektörlerinin çizimleri toplamlarıyla nasıl uyuşacak? İki vektörün toplamını da maviyle çizeceğim. Toplamı ne olarak bulduk? 2,2. O halde şöyle bir şey olacak. Değil mi? Peki, grafikteki bu mor vektörle bu yeşil vektörün toplamı nasıl oluyor da bu mavi vektöre eşit oluyor? Videoyu durdurup bir düşünün bakalım, aklınıza mantıklı bir açıklama gelecek mi? Şu şekilde düşünebiliriz. Bu mor vektör bizi bu noktadan, yani 0,0 noktasından bu noktaya 6 eksi 2'ye götürüyor. Bu iki vektörü toplamak için bu sefer b vektörünün kuyruğunu a vektörünün ucuna, başına koyalım. Bakalım bu bizi nereye götürecek? Bakalım nereye götürecek? Çok mantıklı değil mi? Vektör a artı vektör b, vektör b'nin kuyruğunu vektör a'nın kafasına denk getiriyoruz. 0,0 noktasından başladık. Vektör a bizi 6, eksi 2 koordinatına getirdi. Vektör b'yi ekledik. O da bizi 2'ye 2, 2,2 2, 2 koordinatına götürdü. Peki, 0.0 0 noktasına göre ne kadar yer değiştirmiş olduk? Unutmayın, vektörler sadece yer değil, sürat içinde geçerlidir, hatta ivme ve birçok başka şey içinde. Ama toplama işlemini bu şekilde görselleştirdiğimizde sonuç mantıklı geliyor, değil mi? İki vektörün toplamı olan mavi vektörün ucu, vektör A ile gittiğimiz noktadan, vektör B ile devam ettiğimiz zaman ulaştığımız yerde bulunuyor. Aklınıza bir soru gelmiş olabilir. Vektör a artı vektör b buymuş. Peki ya vektör b artı vektör a nedir? Sonuç aynı mıdır? Tanımımıza göre vektörleri toplarken denk düşen bileşenleri topluyorduk. O halde toplamımız aynı olacak. Değil mi? 2 virgül 2. Peki bu grafiğe de uyacak mı? Deneyelim. Bakalım. Bu sefer vektör b ile başlayacağız. Diyelim ki bu noktadan başladık. Vektör b bizi buraya götürür. Bu noktadan vektör a ile hareket ettiğimizde, yani vektör a'nın kuyruğunu vektör b'nin ucuna koyduğumuzda bizi bu noktaya getirir. Tekrarlıyorum, bu noktadan başladığımda vektör b bizi buraya getirdi. Buna vektör a'yı eklediğimde de buraya geldik. O halde başlangıç noktamıza göre bu kadarlık bir mesafe almış durumdayız. Bu yeni vektör nedir peki? Bu da aynen biraz önceki gibi 2,2 vektördür. Bir başka deyişle bu vektör bizi yatay eksende 2 ve dikey eksende yine 2 ilerletir. Yani iki toplama işleminde de aynı sonuca ulaşmış olduk. Umarım görsel ve kavramsal olarak da anlamlı gelmiştir. Hoşçakalın.